Yaşasın hafta sonu, para koçu Pelin Narin, Tekin Soy'un. Bu işin en zor kısmı da budur. Defalarca hazırlık yaparsınız, konuşursunuz kendi kendinize. Sonra sunarken artık nasıl gidiyorsa. Allah yardımcımız olsun, beter sıkıntılar vermesin diyelim ama bu sıkıntılı dönemleri nasıl atlatacağız? Şimdi para koçu olmak ne demek? Yani bir insanın cüzdanını yönetmek demek mi? Hayır, aslında o sadece konu başlığının uzantılarından biri. Paraya nasıl bakıyoruz? Normalde koçluk eğitimi alırsınız ve o koçluk eğitiminden sonra hangi koçluk dalını yapmaya karar vereceğinize süreç içerisinde kendiniz belirlersiniz. Ben de hani çocukluğumuzdan itibaren bir şey kullanmaya başlıyoruz ve genelde sıkıntılısı oluyor, mutluluğu oluyor, bazen hiç olmuyor, olmadığı oluyor. Dedim ki ben hani ihtisasımı öyle diyeyim ya da bu branşlaşmamı para üzerine yapmak istiyorum diye karar vererek 2008'de başladım bu yolculuğa. Önemli olan burada aile içerisinde para terbiyesi nasıl veriliyor çocuğa? İlk oradan başlıyor. Ondan sonra cüzdana iniyor. Yani ilk önce aile terbiyesi, para terbiyesi, para harcama alışkanlıkları, ana konu başlığı bunlar. Çocuklar kendilerine söylenenden çok gördüklerini yaparlar daima. Bu durumda da aslında başlangıç çocuk dünyaya geldiği andan itibaren en azından kendini temize çekmeyle olabilir diye düşünüyorum. Ne öneriyorsunuz? Gerçeği söyleyin. en güzel hani ve basit. Çocuklar çünkü sizin biraz önce söylediğiniz gibi ne söylerseniz değil gördüklerine inanıyorlar. Ondan sonra ikilemler başlıyor. Bana söylenenle yapılan aynı değil. Bunları hepimiz yaşadık. Ve o bize belki zaman içerisinde güven duygumuzu zedeliyor ya da bir şeyi başarma dürtümüzü engelliyor. Ya da bir şeyi hayal ederken hayır şimdi bunu hayal edemem çünkü önüme başka engeller çıkacak diye düşünebiliyoruz. Dolayısıyla en güzel ve basit şey çocuğa gerçeği söyleyin. Çünkü onlar o kadar ruhsallar ki hani 5 yaşına, 6 yaşına ya da ilkokula başlayana kadar birçok şeyi bizden daha iyi sezgileyebilir, bizden daha iyi anlayabilir. Bir ortama girdiğinizde bazen çocuklar çok huzursuz da olabilirler. Hani ne olduğunu anlamadığınız bir şekilde bazen bizi koruyabilirler. Yani daha böyle dünyevi alışkanlıklarına atılmadan önce onlar çok daha saf oluyorlar. O yüzden hani çocuklara o formatlanma diyoruz biz hani buna daha kolay. Ya da ben bunu daha çok kullanıyorum. Çocuğa format atmadan önce lütfen gerçeği söyleyin. Çünkü sürekli bir şey öğreniyoruz ve o eskinin yerine geçiyor. Bir şey öğreniyoruz, eskinin yerine geçiyor ve doğasını kaybediyoruz. Parayla ilgili ilk gerçek ne olabilir ki bir ailede? Çocuğum paramız yok alma mı? Evet. Yoksa bizim bu kadar paramız var mı? Evet aynen öyle açıkça yani bunu bu şekilde yapamayız. Ya da bunu yapabilmemiz için başka seçeneklerimiz olabilir ama zamanı var. Çocuklar bunu anlayacaktır. Çünkü zaten markalaşma çocuklar büyüdükten sonra başlıyor. Çocuk büyümeden önce siz ona istediğinizi alırsınız, istediğinizi yedirirsiniz. O size onun hangi marka olduğunu, ne kadar olduğunu, fiyatının ne olduğunu hiçbir zaman sormaz. Ne zaman okula başlar hani bir şeyleri ister belki bir Barbie bebek ister ama o Barbie olduğu için ister onun fiyatının ne olduğunu bildiği ya da bilmediği için istemez bizden. O yüzden ailelerin burada en büyük rolü çocuklarına gerçekleri söylemek. Bir daha önceki bir programda hatta ben kitapta da bahsettim bundan çok 2 sene önceydi. Dedi ki Pelin Hanım başıma şöyle bir şey geldi çocukla beraber hani alışverişe gittik. Demiş ki sadece bir şey alacaksın. Her zamanki klasik. Dolaşıyoruz. Hani evin ihtiyaçlarını alıyorum ama hala bir istediğini aldığımız halde devam ediyor bir şeyler istemeye diye. Sonra en sonunda kızdım dedi. Fakat o kızmanın sonucunda iyi de sabahtan beri kartı çektiriyorsun demiş. Yani hani bana hayır diyorsun bir tek bir seçeneğim var ama sabahtan beri kart çekiliyor. Şimdi o dönemde bir çocuğun bunu nasıl algılamasını beklersiniz? Ya oyun oynuyor benimle, hani kart var ortada, para yok. Dolayısıyla o kart olduğu sürece hani bir şey demek ki alınabiliyor, kolay bir şey diye bir algı yaratılabilir. O yüzden çocuğa para verin, gidip alışveriş yapmasını sağlayın ya da beraberken ona o paranın dokunmasını sağlayın, alışverişi beraber yapın. Ya da kartı verin, hani o versin. O bu şekilde içinde olsun. Evet. Hani ben okuduğum süre içerisinde de hocam, sevgili hocam Ural Dinç buradan ona hürmetlerimi iletiyorum. Çocuğum en iyi eğitimi
eğitimin içindeyken anlarsın demişti. O yüzden bizler hani hayat oyununda bu şekilde ilerlerken anne babaya çok rol düşüyor. Özellikle para konusunda. Çünkü artık her şey hani paraya doğru gidiyor. Hani para kazanmak, başarı, para ne kadar çok para kazanıyorsanız o kadar başarılısınız gibi yanlış algılar benim için. Çünkü hiçbir zaman başarı parayla ölçülemeyebilir. Çok bir başarılı birileri vardır. Fakat yeteri kadar para kazanamıyordur. Ya da hiç aslında uygun demezsiniz. Aa ya bunu hak etmiyor ama niye bu kadar çok para kazanıyor? Yani ondan daha başarılı insanlar da var diye bazen arkadaş sohbetlerinde geçirdiğimiz, aklımızdan tek başımıza kaldığımızda geçirdiğimiz konular oluyordur muhakkak. O yüzden parayla mı ölçülüyor yoksa kişinin işte o çocukluğundan beri aldığı eğitim, kendine duyduğu özgüven ve hani kendini ifade etme şekliyle mi ilgili süreçte kitapta bunları detaylandırdık. Büyük şehirlerde lüksün ve tasarımın tanımı değişirken yaşamlar da değişti. Tasarım demokratik olmalı dendi. Lüks herkes için olmamalı dendi. 2-3 yıl önceki büyük ekonomik kriz sonrası bu daha çok konuşulmuştu, değerlendirilmişti. Ama büyük şehirlerde hakim olan bir şey var artık. Çok büyük ve çok lüks bir markanın küçük bir eşyasını satın alarak bir sınıfa ait olma ya da kendini öyle hissetme arzusu. Ama kemerli, ama cüzdanlı, ama çorapla. Sonuçta insanın belki de önce çocuğa doğru söylediği gibi kendine de doğru söylemesi kesinlikle gerekiyor değil mi? Ben bu kadar kazanıyorum, bu kazancımla şöyle yaşayabilirim. Nasıl terbiye edeceğiz kendimizi? İlk önce kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Yani para çalışmak benim için çok keyifli bu yüzden. Bir yere ainiyet duygusu tabii ki insanın doğasında var. Bir yere ait olmak, orayla anılmak. O yüzden belki bazı gruplara giriyoruz, bazı derneklere üye oluyoruz. Kendimizi bir statü içerisinde göstermek için. Ama baktığınızda bir çocuk doğduğu zaman herkes de aynı şartlarda doğar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama sonraki şartları diyoruz ki ailesinin içinde bulunduğu duruma göre ona bu sunuldu. İyi de hani çok başarılı iş adamlarımız var, aramızdan ayrılanlar da var. Onlar da eşit şartlarda doğmuşlardı. Ya da işte Bill Gates gibi ya da Steve Jobs gibi Türkiye'de de bir sürü çok iyi konumunda çok iyi olan iş adamları var. Herkes iyi şartlarda doğsa, eşit şartlarda doğsa da kendi şartını yaratıyor. Ailesinin şartları daha sonra geliyor. Çünkü baktığınızda ben hani çok tanık olmuşumdur. İşte babası baro başkanı ama bu çocuk hiç adam olmadı. Ya da babası bilmem ne fabrikasının sahibi ama hiç onu hani taşıyacak yükü olmadı. Tamam, o onlara sahip de olmadı çünkü onu seçti. Diğeri de içinde bulunduğu durumda kendi şartlarını kullanmayı seçti. O zaman herkes aynı şartlarda. O yüzden hani markalaşma ya da işte bir şeye ait olma ne kadar doğru? Biz zaten hani zaten neyi hissederseniz, neyi düşünürseniz ve bunu nasıl geliştirirseniz oraya ait oluyorsunuz. Ben şu sonucu çıkarıyorum. Aslında çok da inandığım bir cümleyi tekrar etmek. Kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, kullandığınız aksesuarlar, giydikleriniz değil, yaşamdaki tercihleriniz belirler. Fırsatlarınızı geliştirebilmek, kim olduğunuzu anlatma konusunda önemli adımlardan birisidir diyebilir miyiz? Evet, seçimlerle ilerliyoruz zaten. Hani ben neyi seçiyorum? Sonra hani çalışmalarda çok oluyor. Şimdi iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi geçen hafta bir çalışmaydı. Yeni daha 2,5-3 yaşında bir çocuğu olan beraber yol aldığımız biri. İşte yani şimdi söylemeyeyim markasını. Bundan dedi almak istiyorum çocuğuma. Hani onu değerli kılmak istiyorum. Ben de dedim ki tamam çok güzel düşünüyorsun hani bir ebeveyn olarak ama o bunun markasını nereden bilecek? Sen biliyorsun. Hani onun rengini beğendin, desenini beğendin ve onu onun içerisinde görmek istiyorsun. Ama o onu sadece senin hediyen olarak kabul edecek. Onun markasını bilmiyor ki. Dolayısıyla hani bu bizim içerisinde bulunduğumuz bu duygu durumu o çocukluktan başlıyor. Bize
tohum atmaya, yeşermeye. Biz o yüzden dediğiniz gibi çok bizimle ilintili, bizim kendimizi ne kadar sevdiğimizle, yani onun bir marka olması olmaması önemli değil. Çok çok insanlar tanıyorum, eminim herkes de biliyordur. Pazardan alır ama öyle bir giyinir ki hangi markadan aldı deriz. Ya da işte anneannemin canım benim, şimdi onu da anayım buradan, der ki gelin, hani gelinlik değil mi, en, insanın en güzel ya da en özel anıdır. Bazı gelinler çok güzel olur o gelinliğin içerisinde. Bazısı da zannedersiniz ki hani bir kıyafet giymiş gibi. Yani gelinlik bile hani kişinin taşıdığı o bilinciyle çok özdeştir. Bilgi çok önemli o yüzden. Hani sizin biriktirdikleriniz, yansıttıklarınız farkında olmadan. Diğer söylemek istediğim de şuydu. Farkında, gene farkında olmadan bir şeyleri söylüyoruz biz. Olumsuz bir şeyler. Sonra diyoruz ki, aa bu niye benim başıma geldi? Sen bir yerlerde bunu başka bir şekilde ifade ettin. Sonra başına geldiğini söylüyorsun. Bir çelişki. Yani olumlu yönde olması gerekirken olumsuz bir şey ifade ettiğinizde bir bakıyorsunuz. Ya ben bunu böyle istememiştim. Evet, istemiyoruz. Herkes başına güzel şeyler gelsin, çok para kazansın. Çok para kazansın istiyor ama ondan sonra diyor ki para benim için hiç önemli değil. Şimdi çok para kazanmak isterken para benim için hiç önemli değil derseniz zaten o para sizde olmayacaktır. Bunlar ama hem ezber davranışlar hem ezber sözler, öyle değil mi? Öğrendiklerimiz. İyi olduğuna kanaat getirdiklerimiz. Ama uygulama her zaman farklı olur. Evet. Sonuçta bu şu anda bizi izleyenlere birkaç dakika içinde birkaç konu başlığı verecek olursak eğer. Şu anda Türkiye yaşadığı hareketli günlerin ardından hareketli ekonomik bir sürecin içine de girdi. Canı yananlar var. Bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirip, kitabınızda da bahsediyorsunuz zaten, belki kazananlar da olacak. Ev hanımları, gençler ya da küçük bütçesi olanlar, onlar için önerdiğiniz temel davranış biçimleri nasıldır? İlk önce neye ihtiyacınız var ve neyi istiyorsunuz onu belirleyin diyoruz. Gerçekten ihtiyaçlar ve istekler her zaman aynı olmuyor. Yani temel ihtiyaçları bizim hayatta kalabilmemiz için olanlar. Ama ondan sonra işte o hani kıyafet üzerinden gidecek olursak, hadi bunun sarısı da olsun, bunun uzunu olsun, bunun işte kısa kollusu olsun filan derken böyle bir yığın halinde eve dolabı doldurur hale geliyoruz. Aynı şey yiyecekler için de geçerli. Hani bu hani ben asla böyle bir şey yaşamadım diyen duymadım. Muhakkak yiyeceklerini buzdolabında bozup atmak zorunda kalanlar, zorunda kalanlar diyorum. Yani hiç kimse zaten bunu istemez. Çünkü ne vakit bulabiliyorsunuz ne hani onu değerlendirme fırsatı bulabiliyorsunuz. Orada bozuluveriyor yiyecekler. Ya da kıyafetler unutuyorsunuz, alıyorsunuz, unutuyorsunuz. Çünkü o anda hani giydiğiniz başka şeyler oluyor. Lütfen bunun için istek ve ihtiyaç çizelgesi yapın diyorum. Ve en kitabın içerisinde de var, bunu paylaşmaktan da çok keyif alıyorum. Bizim işte eskiden ev ekonomisi dersi vardı. Orada bize şunu öğretmişlerdi. Lütfen renklerine ve çeşitlerine göre kıyafetlerinizi belirleyin. O zaman hangi kıyafete ve hangi renkte ihtiyacınız olduğunu görürsünüz. Almaktan da vazgeçebilirsiniz. Hani ezbere alışveriş yapmaktansa hangi renk neyi giydiğinizi ya da neye ihtiyacınız olduğunu görür ve ekonomik olarak da bütçenize katkı sağlarsınız demişti. Gerçekten de yaptığımız uygulamalarda bu en ilgi çekici egzersizlerden biri. Bir tablonuz oluyor, renklere göre bir sıralama yapıyorsunuz. Bir de kıyafetlerinizin şekline göre işte palto mu, pantolon mu, etek mi, bermuda mı neyse onları belirleyip bir yatay ve dikey Excel tablosunda çok basit. Kaç tane var? Almalı mıyım? Gerçekten ihtiyacım var mı? Ve birkaç tane de soru var orada. Bu hani bunu aldığımda başka bir şeye ihtiyacım olacak mı? Ya da bunu aldığımda aldığım parayı hani kaç senede kazandım gibi. Böyle hani caydırıcı sorular var. Çünkü insan en önemli soru şu, insan neden harcar? Siz neden harcarsınız? Değişken. Yani kendime baktığım zaman bazen evet temel ihtiyaçlar doğrultusunda harcadığım oluyor. Bazen ne yaptığımı bilmediğim oluyor. Ben ne yaptım diyorum ki o ben ne yaptım genellikle hesap kredi kartı ekstresi geldiği zaman oluyor. Sanki başkası harcamış. Harcamış gibi. O yüzden diyoruz ki lütfen kredi kartları hesabınızı
Başkalarının ellerine bırakmayın. Banka hesabı tamam, hani bankaya güveniyorum, çok güzel. Ama onlar bizim hayatımızı bizden daha iyi idare edemezler. Bize sadece para çizelgesini gönderirler, hani ekstreler. O yüzden lütfen para çizelgenizi kendiniz yapın ki hangi vakitte ne kadar harcadığınızı bilin ve kendi özgürlüğünüzü tekrar elinize alın diyoruz egzersizlerde. Bir de en önemli uygulamalardan biri şu yapılan hani çalışmalarda. Duygu durumunuz ne? Hangi duygu durumuyla harcıyorsunuz? Genelde kızgınlıklar para harcamaya itiyor. Neden? Mutlu olmak için. En basit. Hayatta en basit şey mutlu olmak. Onun için para harcıyoruz. Ne yapıyoruz? Bazısı mutlu olmak için yemek yiyor. Bazısı mutlu olmak için işte kıyafete sarıyor. Erkekler genelde elektronik eşya, işte ses düzeni falan gibi bu tür elektronik eşyaları. Kendime sarıyorlar. Jest yaptım oluyor bunlar. Evet, evet. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hesap kaçıvermiş. Ama ne? Ne yani? En basit duygu mutluluk. Mutlu olmak için yapıyoruz. Ya da bakıyorsunuz sıralamaya, kendinizi güvende hissetmek için yapıyorsunuz. Ve en önemlisi de aslında anne karnından başlayıp hani devam eden süreçte her şeyi sevgi için yapıyorsunuz. Sevmek ve sevilmek için. Alışverişte sonuçta buna bağlanıyor. Anladığım kadarıyla bir çizelgeler insanı olmak gerekiyor. En azından kısa bir süre. Kısa bir süre toparlayana kadar. Notlar almak, alışveriş listesi yapmadan alışverişe çıkmamak. Evet. Mesela aç karnına markete gitmemek, evet, gibi. Evet. Ya da çok renkli ve iyi bir anda çıkıp ya da depresyondayken fazla tüketime gidebileceğiniz anlardan kaçınmak. Evet. Yanınıza, gibi bir takım öneriler var. Evet. Yanınıza birini alabilirsiniz. Hani sizi engelleyebilmesi için çok dost olduğunuz biri. Aileden biri de olabilir. Çok yakın arkadaşlarınız da olabilir. Ya da işte sevgi ihtiyacınızı karşılaması için size sevgi sözcükleri söyleyecek çok yakın arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz. Çünkü bu bir dönem. Siz o sevgi kovanızı boşaltıyorsunuz bir şekilde. Onun da olması lazım. Her zaman kendi başımıza yapamayabiliriz bu modern hayatta. O yüzden yardım almayı da yardım vermek gibi kolay olarak algılayın diyoruz. Çünkü insanlar genelde vermeye alışık olduklarını söylerler. Almakta zorlandıklarını söylerler. Almak da vermek kadar doğal bir şey. Evet. O yüzden hani bunun doğallığını hatırlayın, istemeyi talep edin. Yani istemeyi hatırlayın aslında. Koçluk süreci tamamen hatırlamaya yönelik. Çünkü gene çocuklar üzerinden gideceğim. Çocuklar her şeyi isterler. İsterler ve size vermezler bazen. Hani sizi kendilerini sizden kaçırırlar. Biz bunları unuttuk. Tekrar süreçte bunları hatırlamayı, hadi gelin beraber hatırlayalım. Her şeyi biliyoruz aslında. Sadece şeklini değiştirdik diyoruz. Süreçte herkes olduğu an itibariyle zaten mükemmel insandır. Çünkü hatalarıyla ve doğrularıyla olabileceği en iyi yere gelmiştir. Bundan sonraki süreçte koçluk, bu para koçluğu da olsa dahil buna, sizi en iyi yere taşıması için alınan bir hizmetten başka bir şey değildir. Aynı sporcu koçluğu gibi. Zaten sporcu koçluğundan çıkma bir meslek ve Türkiye'ye de o yolla gelip işte 2004'ten 2003'ten beri akademilerde eğitimlerini tamamlayan insanların bu hizmeti vermeye başladığı bir süreci içeriyor. Para Koçluğu isimli kitabını seminerleriniz boyunca, eğitimleriniz boyunca kullandığınız yöntemleri, anlattıklarınızı paylaştığınız bir, evet, kitap. Evet. Değil mi? Evet, bir kısmı var. Evet, bir kısmı var. Burada insan davranışıyla insana yakın kabul edilen hayvan davranışlarını örneklemişsiniz. Ne gibi sonuçlar çıkmış? İlginç şeyler var burada. İzleyicilerimizin ilgisini çekecektir, evet, diye düşünüyorum. Şimdi genelde şöyle söylüyorlar. Ben bu yaştan sonra hiçbir şey öğrenemem. Hı. Genelde hani kişilerin. Ben değişmem, ben böyle geldim. Beni böyle kabul etsinler artık. Öyle bir süreç yok. Çünkü beden bile siz ona izin vermediğiniz halde hani süreç içerisinde değişiyor. 40 yaşında, evet, böyleyim, 50'sinde başka bir şey olacağım. Demek ki istemesek de bir değişim var. Hayvanlar üzerinde de test etmişler bunu. Efendim işte hayvanlar kumar oynar mı? Hayvanlar fuhuş yapar mı? İçinde yazıyor. Hayvanlar para tutabilirler mi? Para harcayabilirler mi? Şimdi hayvanlar üzerinde yapılan en basit deneyler neden insanın da yapamayacağı anlamına gelsin ki? Demek ki insanlar da bunu yapabilirler. En önemli şey burada istek. İstiyor muyuz? Para harcama alışkanlıklarımı değiştirmek istiyor muyum? Bir, gerçekten hayatıma bu alışkanlıkları değiştirdikten sonra sabit olarak devam eden süreçte de
bunları kazanarak devam edecek miyim? Kendime yatırım yapacak mıyım? Sadece para değil, çünkü para sadece bunlardan biri. Hayatınızı değiştiriyorsunuz farkında olmadan. Yani bu olumlu bir süreç tabii. Hani değişim sadece olumsuz olacak diye bir şey yok. Çünkü ikisi de seçim. Bir şeyi seçersiniz, ya sizi iyiye götürür ya kötüye götürür. Ama kötüye götürdüğünü düşündüğünüz bir şey bile size bir kapı açabilir. O yüzden değişim her şekilde kaçınılmaz. O çok önemli. Ya akışın içinde olmak meselesi bu aslında, öyle değil mi? Maymunlar kumar oynuyor muymuş? Evet, oynuyorlarmış. Para tutabiliyorlar. Para da tutabiliyorlarmış. Hatta onlar yapıyorsa biz niye yapmayalım? Kesinlikle. Ve birbirlerini, hani dişi maymunları tavlamak için bile erkekler işte para anlamında olan o bilyeleri kitabın içerisinde yazıyor. Ondan sonra onları bile kullanabiliyorlar. Yani bu bir sonuçta egzersiz olarak bir maymuna öğretilebiliyorsa insan neden öğrenmesin? Daha küçük yaşta, hatta aklı başına geldiğinde, akıllı bir insan olduğumuzla övünüyoruz yani süreç geçtikten sonra. Akıl başa gelince de öğrenilebilir bir şey olduğunu. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. En sevdiğim cümlelerden evet. biridir. Bugün bir kez daha söylüyorum, bir çaresi bulunur elbet. Efendim, Para Koçluğu kitabıyla Pelin Nerin Tekinsoy bizimle birlikteydi. Bu arada gelirken şahane bir para kesesi bereket versin, getirsin evet. diye getirmiş beraber. İnşallah önümüzdeki günlerde sonuçlarını izleyenlerle paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ederim. İçin. İnşallah bereketimiz eksik olmaz soframızdan, cebimizden, ülkemizden. Ne yapıyoruz? Kısa bir ara veriyoruz.